Evet. Kazanım 40 ile devam ediyoruz. Şimdi burada ne var? İki tane doğru vermiş. Doğrular arasındaki uzaklık. E bunlar paralel doğru. Nerede anladım? X'in katsayısı oranı Y'nin katsayısı oranına eşit. Yani katsayılar oranı eşit olduğu için ve burada katsayılar aynı aslında. X'in katsayısı Y'nin katsayısı. Bu direkt paralel doğru. E paralel doğrular arasındaki uzaklığı nasıl buluyorduk? Katsayılar da aynı. Mutlak değer içinde 4 35. Yani 4 artı 35. Ya da eksi 35 eksi 4. Sonuçta mutlak değerini alacağım için hiçbir şey fark etmeyecek. Bölü kare kök içinde a kare artı b kare. Yani x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Bu da eşittir. Yukarısı ne yaptı yine? Mutlak değer 39, 39 yapar. Bölü aşağısı kök 169 yapar. 5, 12, 13 üçgeninden de aklına gelebilir. Burası 39 bölü 13'ten 3 oldu. Cevabım C oldu. Geçtim ikinci soruya. Demiş ki paralel doğrular arasındaki uzaklık. Şimdi burada A var. Aslında A'yı bulmama gerek yok. Neden? Çünkü yukarıyı şimdi burada artı 8 Y var ya. Burayı artı 8 Y yapabilmek için eksi 2 ile çarpıyorum şurayı. Yukarısı aslında eksi 6 X artı 8 Y e, artı 10 eşittir 0 doğrusu. Neden öyle bir şey yaptım? Kat sayıları eşitledim. Aslında bu direkt eksi 6 olacak. Çünkü neden paralelse paralel doğrularsa Buradaki y'nin katsayıları aynı ise x'in katsayıları da aynı olacak. Çünkü katsayı oranı eşit olmalı. Şimdi bunlar arasındaki uzaklık d eşittir. Ne yapıyordum? Eksi 6 x artı 8 y artı 10. Sadece sabit sayılara bakıyordum. Eksi 6 x artı 8 y artı 20. Sabit sayıların farkları 20 eksi 10 ya da 10 eksi 20 fark etmez. Mutlak değerini alıyorum. Bölü a kare artı b kare. Yani karekök içinde eksi 6'nın karesi artı 8'in karesi. Yani yukarısı 20-10'dan 10 yapıyor. Mutlak değeri de 10 yapar. Aşağısı kare 100. 6-8-10 üçgen de aklına gelebilir. 10 bölü 10'dan ne oldu bu? 1 bir birim oldu. Cevabım A seçeneği oldu. Geçtim. Üçüncü soruya. Verilen doğrular arasındaki uzaklığın 2 kök 5 birim olması için K'nin alabileceği değerler. Bakıyorum. 1-1 bir bir katsayılar. Y'nin katsayıları. Eksik 2-2. Bu doğrular paralel. Şurası paralel diyebilirim. Direkt Paralel doğru arasındaki uzaklık mutlak değer içinde k eksi 5 ya da 5 eksi 2 fark etmez. Bölü kare kök içinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. Yani x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi eşitmiş 2 kök 5. O zaman buradan diyeceğim ki mutlak değer içinde k eksi 5 eşittir. Şimdi şurası kök 5 yapıyor. İster dışlar yaptığımda 2 kök 5 ile ee, kök 5 çarptım. Kök 5 çarpı kök 5 5. 2 kere 5'ten 10 oldu. Mutlak değer k eksi 5 10 sa k eksi 5 10 olabilir. Ya da k eksi 5 eksi 10 olabilir. Doğru mu? Buradan k dediğim 15 olur. Ya da k dediğim 5 eksi 10'dan eksi 5 olur. K'nin alabileceği değerler toplamı bir 15 var bir eksi 5 var. Topladığım zaman 10 yapar. Cevabım D oldu. Evet karşılıklı iki kenarı verilen doğruların üzerinde bulunan karenin alanı. Şimdi bu doğrular paralel doğrular. Yani aslında şeklim şöyle bir şey mi? Bak paralel doğrular var. Burada tamam. Kabaca çizdim. İşte bunlar arasında karşılıklı kenarlar bu doğrular üzerinde. Yani bunlar üzerinde bir şöyle çizmem lazım. Kırmızı ile çizeyim. Şöyle bir karem var. Şurayı çiziyorum. Şöyle kare olarak. Tam tabi doğru üzerine gelecek. Dur. Tam doğrunun üzerine gelmesi lazım. Yanlış olmasın da. Yani şöyle çakışıyor şurada. Buradan aşağı indim. Tamam mı? Şöyle bir karem var. Şurayı da birleştiriyorum. Kırmızı kare var. Karşılıklı kenarları gördüğün gibi karşılıklı kenarlar doğrular üzerinde. E bu doğrular paralel doğrular. Biri 3x eksi 4y artı 5 eşittir 0. Diğeri ise 3x eksi 4 ya eksi 10 eşittir 0. Yerde değiştirebilirler. Şekilleri ya, yani ben şekillerini öyle çizdim. Hani hocam bu böyle olmayabilir. Bunların eğimleri bu şekilde değildir diyebilirsin. analitik düzlemde değil kabaca çizdim. Önemli olan burada benim için şu. Karenin bir kenarını bulabilirim. Çünkü neden? Bunlar paralel doğru olduğu için karenin bir kenarını a dersem paralel iki doğru arasındaki uzaklık bu a'ya eşit. O zaman a eşittir. Bunlar paralel doğrular ve katsayılar eşit ya. Sabit terimlerin farkı. 5 eksi eksi 10. 5 artı 10 ya da eksi 10 eksi 5 fark etmez. Mutlak değerini alacağım. Bölü 5 diyeceğim direkt. Neden? 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi artık 3, 4, 5 üçgeninden direkt eşittir 5 yazdım. Yani mutlak değer 15. 15 yapar zaten. 15 bölü 5'ten A dediğim 3 bulunur. E karenin bir kenarı 3 ise ne istiyor? Karenin alanı A kareydi karenin alanı. Yani 3'ün karesinden bir kenarı 3 ise alanı 9 oldu. Cevabım B oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.